Gençler selamlar, ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. TYT ilk 12 soru kampımızın bugün sizlerle beraber 6.sını ve maalesef ki sonuncusunu yapıyoruz. Hocam böyle sorular bir daha çözemeyecek miyiz? Arkadaşlar yani bu kanaldasınız ya, SML hoca matematik kanalındasınız. Sınavı sizi ben götürüp sınava sokana kadar, tamam mı? Durmadan sizi böyle sorulardan mahrum bırakmam. Yani bu kamp biter yenisi başlar, hiç merak etmeyin siz. Yani bu TYT ayağıydı. Belki AYT versiyonu da gelir mi dersiniz? Belki gelebilir. Hiç sıkıntı yok sevgili gençler. Ben sizin yanınızdayım. Her türlü sorunun her türlü çözümünü de yaparız. Yani bu konuda kafana takılmasın hiçbir şey. Yani sen burada olduğun sürece, beni dinlediğin sürece ben ders anlatmaya devam ederim. Onda hiç sıkıntı yok. Şüpheniz olmasın. Tabi videoya başlayacağız şimdi. Vaktin değerli, biliyorum, çok lagaluga yapmayı sevmiyorum. Ama videoya başlamadan önce, kanala abone değilsen kanala abone olabilirsen ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsan beni mutlu etmiş olursun. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birden büyük asal olmayan soruyu yaklaştırayım da. Gözlükleri de takmıyorum. Birisi dedi ki yorumlarda, hocam gözlüksüz çok daha yakışıklısınız dedi. Vallahi ben de sırf o yüzden gözlük takmıyorum ama soruları da böyle okumaktan kendimi alıkoyamıyorum. Yoksa gözlüğüm hemen burada. Gözlükte daha rahat oluyor ama sırf gözünüze de hitap edelim diye, matematiğinize hitap ediyoruz artık, onda sıkıntı yok, gözünüze de hitap edelim diye bu şekilde gözlüğü takmadan böyle böyle okumaya çalışıyorum. Dolayısıyla soruları yaklaştırmak benim için bir avantaj. Şimdi birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm sayıların rakamları toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara simit sayısı denir. Artık bak, sen bu kanalda bu tarz soruları çözerken benim sana yaptığım uyarıları biliyorsun. Ben sana ne diyorum? Genelde aha buradan anlayamazsın soruyu. Şuradan anlayamazsın. O zaman ne yap diyorum? Hemen hiç düşünme, örneği oku. Mutlaka bir örnek veriyordur çünkü sana. Tamam? Hemen örneği oku, örnekten anlarsın. Mesela diyor ki 22 sayısı için, 22 sayısı asal çarpanların 2 kere 11'dir. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman diyor ki bak, buradaki 2 artı 2 rakamlarının toplamı, buradaki 2 artı 1 artı 1'e eşitse, ki eşit, bu bir simit sayısıdır diyoruz. Güzel. Hangisi simit sayısıdır diye sormuş. Artık gayet basit bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu 120 dediğimiz sayıyı biz sevgili gençler asal çarpanlarına ayırdığımız zaman, bakın ne diyor? Asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm sayıların rakamları toplamı. Pekala. Şimdi biz 120 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15. Demek ki 3 defa böleceğiz. Çarpı 3, çarpı 5 diyeceğiz. 120 sayısı sevgili gençler, rakamları toplamı 1 artı 2 artı 0'dır. Ki burada 2, 3, 5'i bile topladığımız takdirde 10 yapıyor. Burası 3 yapıyor. Demek ki 120 simit sayısı değil. Gitti. Peki 136 böyle bir sayı mı? 136'nın rakamları toplamı 6, 3 daha 9, 1 daha 10 yapar. Şimdi ben bu 136'nın asal çarpanlarına bakacağım. 2'ye böldüğüm takdirde ne gelecek? 68 mi gelecek? Tamam, sıkıntı yok. 2'ye böldüm, 68 geldi. Tekrar 2'ye böldüğüm zaman 34 ve tekrar 2'ye böldüğüm zaman 17 yakaladık. 2'nin küpü çarpı 17 zaten asal. Bakın 2 artı 1 artı 7 topladım. 7 artı 1 8. 8 artı 2 10 yaptı. Bir de ne demiştik? Bakın şurayı unutmayın. Diyordu ki yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm sayıların rakamları toplamına eşit olur deniliyor. Tüm sayıların. 2'nin küpü var burada. 3'ü de ekleyeceksin. Yani 2 artı 3 artı 1 artı 7. Bu da eşittir kaç yapar? 5, 12, 13 yapar. Burası 10 yapıyordu. Demek ki bu da değil. 166 sayısına bakalım. 1 artı 6 artı 6 13 yaptı. Şimdi 166 dediğimiz sayı da sevgili gençler, 2'ye böldüğünüz zaman 83 yapıyor ki 83 de zaten asaldır. O halde 2 artı 8 artı 3'e bakacağız. 8, 2 daha 10, 3 daha 13 yaptı. 13, 13 eşit mi? Eşit. O zaman cevap Ceyhan. Diğerlerine de bakabilirsiniz. 2 artı 0 artı 0 zaten 2 yaptı. Buranın zaten 2'nin küpü çarpı 5'in karesi olduğunu biliyorsun. 5 artı 2'nin bile toplamı 2'yi geçiyor. Yani eşit değil. Bu da gitti. 300'e baktığınız takdirde de aynı muhabbeti burada da görebilirsiniz sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Şu. Şimdi burada 2 artı 1 3, 7 daha 10 yaptı. Burası da 10 yapıyordu ama 3 sevgili gençler. Şuradaki dikkat etmemiz gereken anekdot burası. Asal sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm sayıların, işte burası önemli. Tüm sayıların diyor ya, işte burası önemli sevgili gençler. Dolayısıyla 3'ü de dahil edecektik. İkinci sorumuza bakıyoruz. A, B, B, A, A, A ve B, B. İki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere.
Aşağıda aynı kitabı okuyan iki kişinin hangi sayfanın sonuna kadar okudukları gösterilmiştir. Candan AB sayfanın numaralının son, AB numaralı sayfanın sonuna kadar, Handan ise AA sayfa AA numaralı sayfanın sonuna kadar okumuş. Güzel. Candan kitabın BA sayfasını okumadığına göre Handan'ın okumadığı sayfa sayısı hangisidir diye soru, konuşamıyorum ya. Hangisidir diye sorulmuş. Şimdi Candan AB sayfayı okumuş. Ne kadarını okumamış? BA sayfayı okumamış. Demek ki bizim kitabımız işte bu kadar. Yani A 11 parantezinde A artı B sayfaymış. Tüm kitabın sayfalarının numaralarının sayısı bu kadar. Pekala. Ve diyor ki Handan'ın okumadığı sayfa sayısı. Şimdi Handan nereye kadar okumuş? AA'ya kadar okumuş. Yani 11A sayfa okumuş ben bunu çözümlediğim zaman. Ve bizim kitap 11A artı 11B kadar sayfa değil miydi? Evet. 11A sayfasını okuduysa 11B sayfa da okumamıştır. Bu 11B sayfa nedir sevgili gençler? BB kadar sayfa okumamıştır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız okumadığı sayfa sayısı BB kadardır. Yani cevap Bursa'dır diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 3. soruma. Şimdi bize diyor ki aşağıdaki tablonun ilk satırında eşit miktarda artan, ikinci satırda eşit miktarda azalan sayılar var. Peki, n'inci sütundaki iki sayının toplamı 9'a tam bölündüğüne göre n en az kaçtır? Pekala. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bizim birinci sütunda sevgili gençler, rakamlarımızın toplamı 201, toplam 201 gelecek. Ve 2 artı 0 artı 1'den 3 geldi. Tabii ki 9'a bölünmüyor. Şuraya yaptığımız zaman buradan 9'a bölümünden kalan 3'tür. Buranın 9'a bölümünden kalana bakalım. Şimdi belirli bir miktarda artan ve belirli miktarda bir azalan diyor ya. Buna göre kararlaştıracağız biz. Bakın buraya 3, kalanımıza 3 diyebiliriz. 193'ün 9'a bölümünden kalan da 4'tür. 3 ile 4'ün toplamı da 7 yapar. Şimdi bak burayı 11 arttırmıştı. 11'in 9'a bölümünden kalan 2 olduğu için her defasında 2 eklenerek gidiyor da diyebiliriz kalanlarımıza. Mesela 1'den 3'e de 2 eklenmişti hani. Demek ki buranın kalanı 5 olacak. Buraya bakalım. Buranın kalanı 2 idi. Buranın kalanı 4. 2'den 4'e gene 2 artmış. Doğal olarak yani 7 azalttığımız zaman da demek ki 2 artıyor. O halde sevgili gençler burası 2 artıyorsa burası da 6'dır. 5 6 daha 11 yapar ve 11'in 9'da bölümünden kalan da yine 2'dir. Demek ki bakınız buranın kalanı ne demiştik biz? Buranın kalanı 6 demiştik. 2 4 6 5 6 daha 11 dedik. 11'in 9'da bölümünden kalan 2'dir dedik. Tamam güzel. Şimdi buraya 2 artıracağım 7. Burayı 2 artıracağım kaç olacak? 8 olacak. 8 7 daha 15 yapar. 15'in 9'da bölümünden kalan da 6'dır. Buradan sonra 7'ye 2 ekleyeceğim 9. 8'e 2 ekleyeceğim 10. 19'un 9'da bölümünden kalan 1. Buradan sonrasında şunu da fark etmemiz gerekiyordur herhalde. Bakın 3'ten sonra 7'ye 4 artmış. 7'den sonra 2'ye de 4 artıyor aslında. Nasıl yani? 7'ye 4 eklediğiniz 11. 11'in 9'da bölümünden kalan 2 olduğu için 2 yazdınız. Ve daha sonrasında yine 4 artırdınız. Yine 4 artırdınız. Yine 4 artıracaksınız. 5. Yine 4 artıracaksınız. 9. 9'a tam bölünmesi için de kalanlarının toplamının 9 olması gerekmiyor muydu? Evet. Peki burası kaçıncı sütun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sütun sevgili gençler. Böylelikle cevap da Denizli seçeneği olur diyebiliriz. Geçtim 4. soruma. Yukarıda 90'a 7 birim karelere ayrılmış zeminde bulunan sayılar gösterilmiş. Buna göre kaçıncı satırda bulunan sayıların toplamı 420'dir diye soruluyor. Peki bu 420'yi nereden bulacağız? Bunu nasıl düşünebiliriz? Kaçıncı satırdakilerin toplamı 420 diye sormuş çünkü. Bakın 90'a 7 olduğu söylenmiş bize. Burada güzel bir yöntem uygulayabiliriz. Şimdi ben birinci satırdan size örnek vereyim. 1'den 7'ye kadar olan sayılar var ve bu birinci satırdaki sayılarımızın toplamı nedir? Tabii ki 7 çarpı 8 bölü 2'dir. Yani 28'dir. Peki bu 28'i farklı bir şekilde elde edebilir miydim kardeşim? Ben elde edebilirdim. Nasıl biliyor musun? 7 tane sütun var ya. Ortanca sayı 4. 4 kere 7. Al sana 28. Ve bu da bize toplamı verecektir zaten. O zaman hocam bizim toplamımız 420 ise ben bu 420'yi 7'ye bölsem ve burası 60 gelse... 60 gelse. Demek ki benim şuralarda bir yerde bir satırım var ve burada 60 mı yazıyor demek? Evet, aynen öyle demek. Bize ne demiş? Sayıların toplamı kaçıncı satırdakileri? Güzel, artık soruyu bitirdik. Çünkü 60'ın solunda 59 yazıyor. Bunun solunda 58, bunun solunda 57 yazıyor. Ve
birinci satırda 1 yazıyorsa, ikinci satırda 2 yazıyorsa, üçüncü satırda 3 yazıyorsa 57. satırda 57 yazacaktır. Yani cevap 57'dir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Bu şekilde pratik çözdüyseniz bu sorularda hiç zaman kaybetmemişsinizdir. Demek sevgili gençler bu ve bu da bizim içimize geliyor. Çünkü TYT'de arkadaşlar zaman biliyorsunuz aşırı derecede mühim. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki tabloda Orçun'un yaşantısına ilişkin bazı bilgiler verilmiş. Orçun üniversiteyi 2005'te başlamış ve 2009'da yani 4 senede bitirmiş. Helal olsun çocuğa. 4 senede mi bitiriyor ya? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Evet, evet 4 senede bitirmiş. Güzel, aferin bana. Yüksek lisans eğitimini sevgili gençler 4021-A yılında başlamış, A yılında bitirmiş. Doktora eğitiminde A artı 2'de başlamış, A artı 6'da bitirmiş. Diyor ki buna göre Orçun doktorasını en erken hangi yıl tamamlamış olabilir diye soruluyor. Şimdi üniversite eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimine başlayacak. Hemen başlasın diyelim. Yani 2009'da bitirdi, 2009 yılında başlasın isteyelim. 2009 yılında başlayacaksa ben 4021'den A'yı çıkardığım takdirde 2009 gelecekse sevgili gençler bu A kaç olur ona bakacağız. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa sallarsam A eşittir 4021-2009 yapacaktır. Ve 4021'den 2009'u çıkarırsam ben burada A'nın ne olduğunu görürüm? 2012 olduğunu görürüm. Çünkü 9'un üzerine 12 eklediğim zaman 21 yapar. Doğru mu? A 2012'ymiş. Demek ki 2012 yılında bitirmiş sevgili gençler. 2012 yılında başladıysa burası da 2014 yılıdır. 2014 yılında doktoraya başlamış ve 12'yi 6 eklersem 18 yılında doktora eğitimini bitirmiştir. Orçun doktorasını en erken hangi yıl bitirmiş olabilir diye sorulmuştu. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir de diyebiliriz sevgili gençler. Bu arada 2019, 2009, 2012 güzel 3 senede yüksek lisans, 4 senede de doktora eğitimi okumak hiç bitmiyor değil mi? Soru 6. Okumak güzel şey ama. Yani şu an bana üniversite yıllarına geri döner misin diye sorsalar dönebilirdim ya. Ya dönmezdim ya, ne işim var orada. Neyse. Altıncı sorumuzdayız sevgili gençler. Aşağıda doğrusal D yolunda hareket eden iki aracın hareketlinin diyelim sayı doğrusuna modellenişi gösterilmiştir. Şimdi sayı doğrumuz bu. A aracı, B aracı, kırmızı A, sarı B. A aracı bir defasında X noktasından 2'ye, başka bir defada da X noktasından 4'e gitmiştir. Peki. Şimdi hemen bunu yazalım. A aracı X'ten 2'ye ve X'ten 4'e gittiyse alınan yolları nasıl ifade ederim? Bakın A aracı bir 2-X kadar bir de 4-X kadar yol almıştır. Toplamda da 6-2X kadar yol almıştır diyeceğim. Niye? Yani niye 2'den X'i ve 4'ten X'i çıkardım? Çünkü sayı doğrusunda 4-X'ten ve 2'de X'ten büyük olduğu için alınan yolda pozitif olması gerektiğinden X'ten 2'yi çıkarırsanız negatif bir sonuç bulursunuz. Dolayısıyla doğal olarak 2-X ve 4-X yazdım. Ve A aracının aldığı toplam yol 6-2x olmuş oldu. Ve sevgili gençler B aracı ise bir defasında Y'den 4'e başka bir defada da Y'den 2'ye gitmiştir. Bakın Y'den 4'e ve Y'den 2'ye alınan yollar nedir o zaman? Y-4 ve Y-2'dir. Y daha büyük olduğu için bu sefer Y'den 4'ü ve 2'yi çıkardım. Toplamda da ne kadar yol almıştır sevgili gençler? 2Y-6 kadar. Ve bize diyor ki İki harekette A aracı B aracının altından daha az yol almış. Yani bu bundan küçükmüş. O halde eksi 2x'i karşıya atarsam ben 2x artı 2y büyüktür 12 olacaktır. Bu cepte artık. Pekala, şimdi sorunun devamında diyor ki buna göre A aracı x noktasından eksi 2y noktasına giderse, bakın A aracı x'ten eksi 2y noktasına giderse ne kadar yol alacaktır? X artı 2y kadar yol alacaktır. X eksi eksi 2y kadar yol alacaktır yani. Diyor ki alınan yol tam sayı olarak en az kaç birim olabilir? Şimdi burada eğer ki 2x artı 2'ye büyüktür 12 diyoruz ya, eksi x'in de bir şeylerden büyük olduğunu bulabilirsek topladığımız takdirde x artı 2y'yi de yakalamış olacağız. Peki nasıl elde ederiz biz bunu? Bakın arkadaşlarım, ben şurayı şu şekilde uzatayım. Tamam mı? Siz de sınav esnasında bu şekilde yapabilirsiniz. Eksi x'i bulalım. Şimdi eksi 2 nerededir? Şurada bir yerde. Yani sıfırın ortalarda bir yerde olduğunu düşünürsek. Eksi x nerededir? O da burada bir yerdedir. Sonuç olarak x 2'den küçükse eksi x eksi 2'den daha büyüktür. Yani eksi x kaçtan büyük olacak? Eksi 2'den. Hemen yazdım onu da. Ve gelin bunları toplayalım. 2x eksi x daha x 2y'ye.
ekledim, büyüktür 10. Demek ki x artı 2'ye soruluyordu ya, 10'dan büyükse alınabilecek en az tam sayı değeri kaçtır? 11'dir. Yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz sevgili dostlarım. Geçiyorum 7. soruma. Aşağıdaki tabloda 30 günlük ders çalışma kampına giren bir öğrencinin her gün çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Şimdi matematik ve fizik ayrı satırlarda verilmiş. 1. 2. 3. ve 30. güne kadar gidiyor matematik. 1. gün 4 soruyla, 2. gün 8, 3. gün 12 soruyla başlamış ve bu şekilde devam ediyor. Fizik de 8, 12, 16 diye devam ediyor. Öğrenci hem matematik hem de fizik dersinde çözdüğü soru sayısını her yeni gün 4 arttırmakta. Tamam. Buna göre 30 günün her birinde çözülen matematik soru sayısının fizik soru sayısına oranı hesaplanır ve elde edilen oranlar çarpılırsa çarpımın sonucu ne olur? Bakın son satır, son paragraf bizim için çok değerli. Diyor ki 30 günün her birinde çözülen matematik ve soru sayısının matematik soru sayısının fizik soru sayısına oranı hesaplanacak ve elde edilen oranlar çarpılacak. Çarpımın sonucu kaç olur diye soruluyor. Yani diyor ki ilk gün 4/8, ikinci gün 8/12, üçüncü gün 12/16 tarzında ilerleyeceğiz. Mesela burada 16/4 artırdık, 4 artırdık, 20 oldu, çarpı bu şekilde devam ediyor ve son gün 30. gün ne olur acaba, buna bakalım. Burası 4 kere 1, 4 kere 2, 4 kere 3 ise burası da 4 kere 30'dan 120 olur. Burası da bir fazlası olacak, yani 124 olacak sevgili gençler, çünkü hep 4 fazlası dikkat ettiyseniz. Pekala, şimdi burada bu kesirlerin birbirini götürme hareketi şu şekilde gidiyorlar değil mi? Hep bu şekilde gidiyorlarsa burada en son 120 gider ve geriye 4/124 kalır. 4/124 de 1/31'in ta kendisidir. O halde cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 8'e. Şu kısmı siliyorum, kafa karışmasın. Diyor ki Yiğit gün içinde yapacağı bir etkinlik için telefonunun alarm uygulamasını ilk alarm 08.30'da ve son alarm 19.45'te çalacak biçimde kurmuş. İlkini 8.30'a, sonra 19.45'e kuruyor. Aralara bir sürü de alarm kuracak şimdi. Yiğit ard arda gelen her iki alarm arasında eşit süre ayarlamıştır. Pekala. Her alarm süresi geldiğinde bir kez çalmıştır. Ona da eyvallah. Toplam 16 kez alarm çalmış. Peki toplam 16 tane alarm varsa her alarmın arasında 15 tane boşluk vardır. Her alarm demeyelim de şöyle. Bu 16 tane alarm arasında 15 tane boşluk olacak. Hep aynı şeyi yapıyoruz bakın. 2 tane cismin arasında 1 tane, 3 tane cismin arasında 2 tane boşluk varsa 16 tane cismin arasında 1 eksiği kadar 15 tane boşluk vardır. Demek ki bu biz sabah saat 8.30 ile akşam saat 7.45 arasını 15 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Diyor ki bu alarmların kaç tanesinin çalışı tam saat başına denk gelmiştir diye sorulmuş bize. Şimdi biz şunu hesaplayacağız o zaman. Saat 8.30'dan 19.45'e kaç tane saatimiz var? Kaç saat var? Aslına bakarsanız akşam burası 20.30 olaydı eğer tam 12 saat var diyecektik. Ama tam 12 saat yokmuş da 11 saat 45 dakika varmış. Değil, özür diliyorum, 11 saat 15 dakika varmış. Aynen öyle. Çünkü 45 daha eklesem 12 saat olacak. 15 dakika. Peki 11 saat kaçtır? Yani 11 kere 60'dan 660 dakikadır değil mi? Bunun üzerine bir 15 dakika daha eklersen burası 675 dakika yapacaktır. Demek ki ben bu 675 dakikayı 15'e böleceğim. Böldüğüm takdirde de 67'nin içerisinde 4 defa, 75'in içerisinde 5 defa. Demek ki sevgili arkadaşlarım, bu Yiğit denilen arkadaş 45 dakikada bir alarmları çalacak şekilde ayarlıyor. Şimdi bu vatandaş sabahleyin 08.30'da başlamamış mıydı alarmlara? Başlamıştı. Şimdi 08.30'dan bir sonraki alarmımız ne olacak? 09.15 ve bir sonraki alarmımız 10. Daha sonrasında, ondan sonra sevgili gençler ne olacak? 10.45 olacak. Ve 10.45'ten sonra da 45 daha eklersem 11.30 olacak. Gene 30'luya denk geldik. Şimdi bundan sonra o zaman 11.30'dan sonra 12.15 ve sonra 13. Şimdi bak 3 saatte bir 10'la yakalamıştık ya, 3 saatte bir ben tam saat başında alarm çalacağını biliyorum. O zaman bir sonraki 16'da çalar, bir sonraki de 19'da çalar. Ve en son 19.45'te de biter. Toplam kaç defa tam saat başında çalmıştır? 4 defa. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. Güzel. Geçtim bir sonraki sayfamdaki 9. soruma. Diyor ki herhangi bir tam sayının
üçüncü kuvveti olarak yazılabilen sayılara küp sayı denir. Örneğin 8 bir küp sayıdır çünkü 2'nin küpüdür. X küp eksi y küp biçimindeki bir ifadeye 2 küp farkı denir ve istenirse x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare olarak da yazılabilir. Aşağıdaki tabloda bazı küp sayılar verilmiştir. Mesela 32'nin küpü verilmiş bize. 32.768 şeklinde. 33'ün küpü 35.937 ve 38'in küpü de 54.872 verilmiş. Bunlar ne işimize yarayacak? Şu an için hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ve çoğumuz da ilk defa görüyoruz böyle sayıları. Bunlar ne işimize yarayacak ya? Hani TYT soruların içerisinde, matematik sorusunun içinde böyle bir şey ne işime yarar? Bakalım. 46.556 bir küp sayı olduğuna göre 46.556'dan 8.000'i çıkardığında bu işlemin sonucu hangisine tam olarak bölünür diye sorulmuş bize. Ne yapacağız? Şimdi bu 46.556 sayısını sevgili gençler bir küp sayı olduğuna göre neyin küpü olduğunu araştırmamız lazım ama küp kökünü mü alacağız? Hayır. Şimdi 46.656 yani şunları vermesinin sebebi sen bu 46.656'nın aslına bakarsan bunların şu ikisinin tam arasında bir sayı olduğunu biliyorsun ve sonu 6 olduğu için de tahmin edebilirsin. Mesela 34'e bakalım. Son rakamı 4. 4 kere 4 16. 16 kere 4 gene 24 yapar. Son rakamı 4 olduğu için 34 değilmiş. 35'e bakalım. Son rakamı 5'tir. 36'ya baktığımız takdirde yakalarız. Demek ki bu sayı 36'nın küpüymüş arkadaşlar. Bakın anladınız değil mi? Dedim ki 46.556 bu ikisinin arasında 34'ün ben küpünü alırsam 34 kere 34 kere 34'tür. Son rakamlarını 3 defa çarparsam sonu 4 gelecektir. Bu olmaz. 35'in 3 defa çarparsam son rakam 5 gelir ama 36'yı çarparsam son rakam hep 6 gelir. Dolayısıyla bu 36'nın küpüymüş. Yani bana 36'nın küpünden 8000 neyin küpüdür? 20'nin mi? 20'nin küpünü çıkar ve bu sonuç aşağıdakilerden hangisine tam bölünür demiş. Şimdi de gelelim şunu kullanmaya. 36'dan 20'yi çıkarın 16 çarpı bla bla bla. Artık ben sayımın 16'nın bir katı olduğunu görüyorum sevgili gençler. Gerçekten tatlı bir soruydu, güzel bir soruydu. Uyanıklık sorusu da diyebiliriz aslına bakarsanız. 10. soru. A, B, C ve K. Doğal sayı olmak üzere yanındaki sonuçlandırılmış bölme işleminde A'yı B'ye bölmüş bölüm C kalan K. A büyüktür, B büyüktür, C büyüktür, K. Eşitsizliği sağlanıyorsa ki biz bu eşitsizliğe bundan sonra yıldız diyelim. Yıldız eşitsizliği sağlanıyorsa bu bölme işlemine sıralı bölme işlemi denir. Mesela örnek olarak yandaki bölme işleminde 12 4'ten 4 3'ten 3'te 0'dan büyük olduğu için bu bir sıralı bölme işlemidir. Buraya bakalım 15 6'dan büyük 6 2'den büyük ama 2 3'ten büyük olmadığı için bu bir sıralı bölme işlemi değildir diyoruz. Güzel. Buna göre bölenin 20 olduğu kaç tane sıralı bölme işlemi vardır? Bölen 20. Şurası 20 olacak diyor. Buraya bir sayı, buraya bir sayı, buraya da bir sayı gelecek. Pekala. Kaç tane vardır diye sorulmuş. Onu bulalım. Şöyle diyeceğiz. Bir kere A 20'den büyük olacak. Bu garanti. A 20'den büyük olacak. Ve sevgili gençler zaten A dediğimiz sayı 20B artı K olduğu için A B'ye ve K'ya göre şekil alacak. Yani burada bizim değişkenlerimiz sadece B ve K. A değil. A B ve K'nın sonucuna göre şekil alıyor. O zaman A'yı düşünmemize gerek yok. Sadece B ve K'ya bakacağız. O halde eğer ki B 1 olursa K ancak 0 olabilir. B 2 olursa K 0 veya 1 olabilir. O halde B 3 olursa burası 0, 1 veya 2 olabilir diyeceğiz kalan. Devam ediyoruz. Altta yerimiz yokmuş. Eğer burası 4 olursa burası 0, 1, 2, 3 olabilir. Hep bu şekilde gidiyor. Güzel. O zaman buradan kaç tane sayı gelir? 1. Buradan 2 tane, buradan 3 tane, buradan 4 tane A sayısı yakalarız. Peki B sayısı maksimum kaç olabilir? 19 olabilir. Ve K'da 19 tane değer alabilir. Bakın 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane, 19 tane. 19'a kadar götürebiliyoruz en son. Demek ki 1'den 19'a kadar olan tüm sayıların toplamı biçimde biz bunu düşüneceğiz. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı da 19 çarpı 20 bölü 2'dir. Yani 190'dır sevgili gençler. O halde cevabımız da Ceyhan seçeneği olur diyeceğiz. Güzel bir soruydu ve soru 11'e geçiyoruz artık. Bir kişinin büyük tansiyonu dikkatli dinlemende fayda var soruyu. A büyük tansiyon A ve küçük tansiyon B ise biz bunu A'ya B olarak belirtiyoruz. Tansiyonun A'ya B ve ideal tansiyon da 120'ye 80'dir. Yani kısaltılmış biçimiyle 12'ye 8'dir diye belirtilmiş bize. Şimdi Harbiye tansiyonunu ölçtürdüğünde
Doktoru tansiyon değerini XXXY olarak belirtip demiş ki büyük tansiyonun normal ama küçük tansiyonun çok yüksek demiş, çakmış ilacı. İlaçları kullandıktan sonra Harbiye'nin tansiyonu X artı 71'e Y artı 20 olarak ölçüldüğüne göre bu ölçüm için aşağıdaki hangi tanımlama uygundur diye sorulmuş. Şimdi büyük tansiyonu X'miş sevgili gençler ve ben bu X'in nerede olduğunu, normal olduğunu biliyorum. Normalse de sevgili gençler şuradaymış. Yani bizim X dediğimiz sayı hemen şuraya yazalım. 90 küçük veya eşittir X, o da küçüktür 140 olduğunu biliyoruz biz. Pekala. Daha sonrasında büyük küçük tansiyonda XXY. Peki bu XXY sevgili gençler çok yüksekse demek ki 100'den büyük olacak. Yani XXY büyüktür 100 diyebiliriz. Daha sonrasında sevgili gençler X'in ben 140'dan daha küçük olması gerektiğini biliyorum. Y için bir aralık bulmamız gerekiyor. Şunu da eksiyle çarparsanız, eksiyle çarptığınızda eksi X artı Y küçüktür eksi 100 olur. Hocam bura niye küçüktür oldu? Eksiyle çarptın çünkü. Ve gelin bunları toplayalım. Bakın eksi x ile artı x birbirini götürdü. Bu tarafta sadece y kaldı. Küçüktür 40 olduğunu görüyoruz. Şimdi sevgili gençler y'nin 40'tan küçük olduğunu biliyoruz. Y artı 20 nerededir o zaman? Y artı 20 de 60'tan daha küçüktür. Yani bu küçük tansiyondu. Küçük tansiyon 60'tan küçükse yeni tansiyon değerimizde. Demek ki sevgili gençler küçük tansiyonumuz ne olmuş? Düşük olmuş. Küçük tansiyonun düşük olmadığını, küçük düşük, şu gitti, küçük yüksek, bu gitti. Şunlar olabilir sevgili gençler. Doğru mu? Doğru. Yani cevap A, B veya C. Şimdi ben X'in zaten en kolayı O diye onu bıraktım. X'in zaten 90 ile 140 arasında olduğunu biliyorum. X artı 71 nerededir? 71 ekliyorsun. 161 küçük veya eşittir X. O da küçüktür. 71 eklersen buraya 231 yapar değil mi? Güzel. E peki 161 ile 231 arasındaki büyük tansiyon nerededir? Bir kere her halükarda 160'tan daha büyüktür. Yani büyük tansiyon çok yüksek olacak. Doktor kızın ayarlarıyla oynamış. Büyük tansiyon çok yüksek ama küçük tansiyon düşük çıkıyor. Önceden daha normaldi. En azından büyük tansiyonu normaldi değil mi? Gerçi belki tıbba göre bu daha iyi bir şeydir. Bilmiyorum ama neyse. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuza geçmeden önce bir marka yerleştirme, bir subliminal mesaj verme zamanı ki kampımızın da sonu zaten. Arkadaşlarım şunu sakın unutmayın. İlk 12 soru kampı burada bitiyor olabilir. Hiç sıkıntı yok. Bitsin. Her yeni şeyin sevgili gençler neydi? Bir tane laf vardı hatta. Yeni eskiden iyidir diye bir laf vardı. Tabii bunu ben nerede görmüştüm? Hawaii Meteor Mother'da görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de Big Bang Theory. Hiç bilmiyorum. Ama yeni eskiden iyidir diye bir laf vardı. Ve sevgili gençler, tabii Türkler de bunun anti lafını gelen gideni aratır diye. Ama merak etmeyin, gelen gideni aratmayacak. Çok daha güzel kamplar peşindeyiz. Çok daha güzel tekrarlarımız olacak. Ki geçen seneden çok mezunların aşırı derecede sevdiği, beğendiği bir kampımız vardı. Tabii o kamp da canlı yayın kampıydı. O kampta benim yüzümü göremiyordunuz. Bazen sesimde kopmalar meydana geliyordu. Bazen sesimi çok kısık duyuyordunuz. Ama şu an ekipmanlar hazır, kamera var. Her şey çok daha güzel ve çok daha sade, çok daha anlaşılır olacak. Mükemmel kamplar yapacağız canlı yayınlarda, hiç merak etmeyin ki o canlı yayınların yanı sıra da bir sürü şey yapacağım ben size. Hiç ama hiç kuşkunuz, endişeniz, korkunuz olmasın sevgili gençler. Rahat olun. Videoya başlarken dedim ya, siz bu sınava girene kadar ben size buradan video pompalamaya devam edeceğim. Moral pompalamaya devam edeceğim. En önemlisi de matematik pompalamaya devam edeceğim. Hiç kuşkunuz olmasın, hiç merakınız olmasın sevgili gençler. Şimdi 12. sorumuza biz bir bakalım artık. Yukarıda ilk satırdaki sayıları Okan, ikinci satırdaki sayıları Furkan yazmış. Güzel. Üst tarafları Okan, alt tarafta da Furkan yazmış. Bu iki kişinin sayılarından aynı sırada olanları birbiriyle çarparsak 25, mesela 25 kere 1'den 25 gelmiş, 3 kere 9'dan 27, 1 kere 81'den 81 sonuçlarını buluruz. Bu sonuçların özelliği de şudur. Birinci sonuç tam kare, ikinci sonuç tam küp, üçüncü sonuç da tam dördüncü kuvvettir. Bakın 5'in karesi, bakın 3'ün küpü, bakın 3'ün dördüncü kuvveti. Güzel. Furkan arkadaşının yazdığı sayılara bakıp bu özelliği oluşturacak biçimde sayı yazmakta. Buna göre Okan 8, 12 ve 125'i yazdığında Furkan hangi pozitif tam sayıların yazar ve bu toplamın bu toplam en az olur? Bunları topladığımız zaman da en az olur diye sormuş. Pekala. Şimdi 8'in yanına tam kare oluşturacak bir şey yazacaktı. Şimdi 8'in yanına ne yazılır arkadaşlar? 2 yazayım ki burası 4'ün karesi olsun. Doğru mu? Yani 3'ün karesi olması için şu an bir sebebimiz yok.
12 ne yazarsam bir sayının küpü olur. Şimdi kübik sayıları düşündüğümüz zaman 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8, 4'ün küpü 64. 64 de 12'ye tam bölünmüyor. 5'in küpü 125, o da olmuyor. 6'nın küpü yazılırsa acaba bir şey gelir mi? Şimdi pardon, özür diliyorum. 6'nın küpü 216. Acaba bu olur mu? Şimdi bunları hesaplayabilmek için daha kolay bir yöntem söyleyeyim. Bu şekilde tek tek düşünerek zaten o iş yaş olmaz. Bak, 8 dediğimiz sayı 2'nin küpüdür. Ben bu sayıyı karesel yapmak istiyorum. Sadece 2 üzeri 1 ile çarparsam 2 üzeri 4 yapar ve bu bir kareseldir. Çünkü üssü, o asalın üssü çifttir. Çiftse kareseldir, hiç sıkıntı yok. Peki, 12 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Sen bunu kübik sayı yapmak istiyorsan bak, bir tane 2'ye, iki tane de 3'e ihtiyacım var. Yani 2 kere 9'dan 18 ile çarpmamız gerekiyormuş. Tek tek düşüne düşüne yazaydın, oho diyecektik yani. 18 yazmamız gerekiyor. Buraya 2 yazdık, buraya 18 yazdık. Bir de 125. 125 5'in küpüdür ve ben burayı sadece 5 üzeri 1 ile çarpsam 4. kuvvet olur zaten. Demek ki sevgili gençler, yazılacak sayılar 2, 18 ve 5'miş. Bunların toplamı en az kaç olur diye sormuştuk. Bu olur. Buranın toplamı 18, 2 daha 20, 5 daha 25 yapar. Doğru cevabım da Denizli seçeneği olur diyebiliriz. Evet sevgili gençler, artık bu videoyu ve bu kampı da bitiriyoruz. Bir sonraki videolarımızda, bir sonraki kamplarımızda, bir sonraki buluşmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.